Şimdiki enstrümanımız biraz daha yaklaşıyoruz. 30 bin yıl önceye gidiyoruz. Adı kam. Bu sırada size bir imgelem çalışması yaptırmak istiyorum. Enstrümanı tanıştırdıktan sonra. Kam at derisinden yapılır. Şamanik döneme çok özgüdür. Bu bedeni, bu yüreği temsil eder. Biraz daha hacmi genişletelim. Şimdi kişiyi şifalandırdık ya. Hadi gelin ülkemizi şifalandıralım. Çok ihtiyacımız var değil mi? Bu dünyayı temsil eder, bu güzel ülkemizi. Yerküre'de mi bir sıkıntımız var? Onu mu şifalandıracağız? O zaman bu yerküremizi temsil eder, bu ayı. Böyle böyle halkayı büyütebilirsiniz. Yapacağınız transa göre değişir. Ben şimdi şunu imgelemenizi istiyorum. Kısa bir tırmanış yapalım, bahar olsun. Biliyorsunuz Cemre düştü, suya da düştü. Artık baharı karşılamaya hazırız. Kısa bir tırmanış yapalım, bahar olsun. Tertemiz toprak kokusunu içimize çekelim. Çimenlerin kokusunu içimize çekelim. Çiçeklerin boy veren filizlerini görelim. Ama güneş henüz doğmamış. Güneş yok. Alacakaranlığı bile yeni geliyor. Ne zaman güneş ilk ışımaya başladığında, bu arada zirveye çıktık, mükemmel bir manzaramız var ve güneşi bekliyoruz. Ne zaman güneş ilk ışıklarını vurmaya başladığında üstümüze, ben bu bageti bırakacağım, yerine zilli bir baget alacağım. Ziller, kamlarda negatif enerjiyi savuşturmak için kullanılır. Ama biz bagetin zilini güneşin ışınlarını karşılayıcı olarak, sizin imgeleminize yardımcı olmak için böyle kullanacağız. Bu imgeleme başlamadan önce, her birinizin yanınızdakinin gözlerinin içine bakıp merhaba demenizi istiyorum ama bunu gözlerinizle yapmanızı istiyorum. Ve merhabanın anlamını aktararak yapmanızı istiyorum. Mer, evrensel ışık demek. Ha, ruh demek. Ba, beden demek. Yani aslında biz birbirimize merhaba derken şunu söylemeye çalışıyoruz. Ruhun bedeninden titreşen evrensel ışığını selamlıyorum. Birçok sözcüğün anlamını ne yazık ki bilmeden kullanıyoruz. Şimdi lütfen gözlerinizi birbirinize çevirin ve merhabanın anlamıyla gözlerinizden birbirinize merhaba deyin. Hazır mısınız? Hadi gözlerimizi kapatıyoruz.
Güneşin el çakralarınızdan bedeninize girdiğini imgeleyin. Ön çakra duvarlarınızdan tüm güneş açılımlarını içselleştirdiğinizi imgeleyin. Ben arkanızdayım. Kamın titreşimiyle güneşin şifalı ışınları içinizde birleştirin. Şimdi enstrümanlar içerisinde en etkileyici olana geçeceğiz. Singing bowl. Singing bowl şarkı söyleyen kase olarak çevirirsek çok oturmuyor. Himalaya çanakları ya da Tibet kaseleri olarak adlandırmayı daha uygun buluyoruz. Şurada gördüğünüz kaseler 5-6 bin yıllık geçmişleri var. Biz biliyorsunuz normal hayatımızda beyin dalgalarımız beta seyreder. Yani 14-27 Hz arasında. Eğer derin dinlenmeye geçersek, yani uykuyla uyanıklık arası hal ya da medite olduğumuz hallerde bu hertzleri daha aşağıya çekiyoruz. 8-13 aralığına çekiyoruz. Ki bu Schumann rezonansıyla da orantılıdır. Yani yer kürenin nabzıyla, evrenin nabzıyla orantılıdır. Hoş bu, oldukça da arttı. Bu aralar ona çıktı. Eskiden haberleşme cihazlarımızı 7,8 Hz'e ayarlayıp haberleşebiliyorduk. Şimdi bu oldukça yükseldi. Ona çıktı. Dönüşümün, evrensel tekamülün çerçevesinde. Teta boyu bizim uykuda geçtiğimiz boy. Teta dalga boyu. Alfa'dan daha düşüktür frekansı. Delta ise bizim çok şok edici durumlarda, ağır hastalıklarda deneyimlediğimiz 1,5-4 Hz frekansıdır. Ama çok önemli bir özelliği vardır. Fabrika ayarlarımıza döndürür bizi delta boyu. Yani içimizdeki çocuğun şifa gücü canlanır. Onun için adrenalin pompalanır. Onun için beden hayatta kalmak için elinden geleni yapar. Şimdi ben nasıl olsa beta'yı sürekli deneyimliyorsunuz. Burada size aynı anda alfa, teta ve delta'yı deneyimleteceğim. Neden? Himalaya çanakları sayesinde. Bu üç dalga boyunu aynı anda rezone ettirebilen tek enstrümandır yerkürede. Buradaki imgelemimiz Tibet platoları olacak. Beraber Tibet'e gideceğiz. Biliyorsunuz dünyada 16 pik noktası var 3000'in üstünde. Neredeyse 12'si orada. Bir tapınak düşünün. Ne yıldız ne de ay var. Zifiri karanlık. Hava kapalı, çok bulut var. Öğreti odasında olacağız. Büyük bir oda. Eski tik ağacından bir oturak düşünün. Uzun. Hepimiz oraya şu anda dik oturduğunuz pozisyondaki gibi koltuklarımızı yatırdığımızı düşünün. Biz buna Alexander duruşu diyoruz. Yani dik oturun.
Şuranız 90 derece. Buranız 90 derece. Ve bu şekilde yattığınızı düşünün. Bacaklarınızı da üstüne koyduk. Canlandırabildik mi? Göstereyim mi? Tamam. Şimdi burada yapmanızı istediğim el ele tutuşmanız. Bu terapi sırasınca. Yalnız dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Sağ eller yukarıda, sol eller altta kalsın. Tamam? El ele tutuşurken. El ele tutuşurken. Sağ eller yukarıda, sol eller altta. Elinizi indirebilirsiniz. Tamam. Rahat olun. Çok rahat olun. Sizinki doğru beyefendi. Tamam. Sağ eller yukarıda, sollar altta. Tamam. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Tamam. Şimdi tekrar gözlerimizi kapatacağız. Ben kalın bir omla gireceğim. Ondan sonra lütfen o öğreti salonunda uzandığınızı hayal edin. Zaten uzanmadan dolayı buradan nefes almanız çok kolay olacak. Nefesi buralara istiyoruz. İyi yolculuklar.
Gözlerinizi açmadan yavaş yavaş ayak parmaklarınızı kıpırdatın. Ayaklarınızı oynatın. Dilinizi ağzınızda çevirin. Gözünüzü yuvalarınızda çevirin. Yavaş yavaş gözlerinizi açabilirsiniz. Hoş geldiniz. Son söz olarak lütfen doğaya çıkın. Bakın, renkleri inceleyin. Bırakın renkler içinize aksın. Kokuları koklayın. Sesleri işitin. O gün kurçuk bulur muyum, bulmaz mıyım, nerede gece uyurum, beni bir şahin mi kapar diye düşünmeden her gün aynı dalda şarkısını söyleyen kuşu dinleyin. Üstüne rüzgarın sesini koyun. Yaprakların ışırtısını ekleyin. Yapabiliyorsanız yerkürenin dönüş sesini ekleyin. Evrenin rezonansını ekleyin. Ortasında hiç olun. Yok olun. Lütfen doğadan kopmayın. Thank you.